Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi üçgende alanın son konu testine geçiyoruz. 4 numaralı konu testindeyiz dostlar. Hemen odaklanmamızı ayarlıyorum ve başlıyorum. Vira bismillah diyorum. İlk sorumuzu çözmeye başlıyoruz. Bakalım ne diyor birinci sorumuz. Bir açıortay görüyorum dostlarım. 45-45 diye bölmüş. Yani aynı zamanda burası 90 derecedir, dik üçgendir. Pisagor bağıntısı falan yapılır yani. Bunu da söyleyelim. Sonra alan ABN, yani şu soldaki taradığım üçgenin alanı bizden isteniyor. Şimdi biz nereleri bulabiliyoruz? Buna bir bakalım. Şimdi bu açıortay, şuradan bir diklik çizsem bu tarafa arkadaşlarım. Bu diklik ne yapacak? 45-45-90 üçgeninden buna 3, buna 3, buna da 9 dedirtecek bize. Ve şunu fark ettim arkadaşlarım. Bakın şurası da dik, burası da dik. Yani bu adam bu adama paralel. O zaman bir benzerlik çakalım. 9 bölü 12 diyelim. 9 bölü 12 eşittir 3 bölü şuradaki AB kenarı, yani x oldu. Bakın bu 3'e bölündü. Bu da 3'e bölünecek. Demek ki x 4 gelecek. Buranın 4 olduğunu buldum. Şimdi bu açıortayın üstündeki bir noktadan bu tarafa çizdiğim diklik 3 ise biliyorum ki bu tarafa çizdiğim diklikte 3 olacak. O halde bu üçgenin alanı tabanı 4, yüksekliği 3 bölü 2'den 6 birim çıkacak dostlarım. Evet, geçtik 2 numaralı sorumuza. Ne diyor bu? X ABC üçgeninin alanıdır ve bu alanın en büyük değeri kaçtır diye bir soru soruyor bize. Alanın en büyük değerini istiyor arkadaşlarım. Ne demiştik size köşe taşlarında? Alanın en büyük değerini bulurken verilen üçgeni bir kademe düzgün hale getireceksiniz. Eğer salak bir üçgense dik üçgen yapacaksın. Dik üçgense ikizkenar dik üçgen yapacaksın demiştik. İşte bu dik üçgen. Biz bunu ikizkenar dik üçgen yapıp bir kenarının 6 kök 2 olduğunu söyleyebiliriz artık. Çünkü hipotenüsü 12 ise 45-45-90 üçgeni kabul ettim ki alan en büyük olsun dedim. 12'yi kök 2'ye böldüğümde 6 kök 2 çıktı dik kenarlar. Artık alanı bulabiliriz. 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2'den kök 2'ler çarpıp 2'yi sadeleştirdik. 6 6 36 geldi. Sorumuzun cevabı 3 numaraya geçeriz biz de. X'in en küçük tam sayı değeri diyor. Yine bu köşe taşında da çıktı karşımıza. Bir üçgenin alanı sıfır olmaz. Her zaman sıfırdan büyüktür. Eğer sıfır olursa zaten üçgen olmaz piyasada ve alan olmayacağı için üçgende olmaz dersiniz. Dolayısıyla üçgenin alanı sıfırdan büyüktür. En az ne olur diye sorulursa da, yani en küçük tam sayı değeri ne olur diye sorulursa, tabii ki tam sayı derse 1 olur. Yoksa birden küçük 1 bölü 2 de çıkabilir bir üçgenin alanı. Evet, geldim 4 numaraya. Bu ne diyor? BAC açısı DAB'nin 2 katı. Şimdi şu DAB'ye biz A dersek şurası 2A olacakmış ve biz hemen ikizkenarı gördük. Tabana bir diklik indirdik. Kayı kuralından bu tabanı 2'ye böldü. Açıyı 2'ye böldü. O zaman bunlar da AA. Çünkü burası toplamda bunun 2 katı 2A olacaktı. Ve bakın şurada da bir açıortay çıktı karşımıza. Şu doğru açıortay. Açıortayın üstündeki bir noktadan buraya çizdiğim diklik 3 ise benim buna çizdiğim diklik de 3'tür. Ve bizden de zaten alan ABD isteniyor. Yani tabanımız 6, yüksekliğimiz 3 bölü 2'den 18 bölü 2, 9 geldi sorunun cevabı. Evet, 5 numaradayız arkadaşlarım. 3 var, 4 var. Hemen 5'i yapıştıralım şuraya. Paralellik verilmiş. Alan ACD isteniyor. Şu üçgenin alanı. Bakın biz bu üçgenin nesini biliyoruz? İki kenarını. Ne öğrettik biz size? İki kenar biliyorsan aklına sinüs alan bağıntısı gelsin. Hemen o iki kenarın arasındaki açıya A diyeceksin. Paralel olduğundan Z harfi var. Buraya da A'yı yapıştırdım. Şimdi sinüs alan bağıntısını yazalım hemen arkadaşlarım. Şurada kenarda yazıyorum. Ne diyeceğim? 1 bölü 2 çarpı üçgenin iki kenarı, yani 4 ile 10'u çarpıyoruz. 40 çarpı aradaki açının sinüsü, yani sinüs A, onu da buradan bulacağım. Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5 geldi. 2 ile 5'in çarpımı 10'dur. Bunu 10'a bölersem 4 gelir. 4 ile de 3'ün çarpımı Adana'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet, 6 numaradayız. Alan oranı istiyor bizden.
ABC yani büyük üçgenin alanı bölü DEF, şu ortadaki üçgen. Şimdi oranlar vermiş, AF DF'nin 3 katı. Yani şurası 1K ise AF 3K olacak. O zaman buraya 2K kaldı. EF ile EC arasındaki ilişkiyi vermiş. EF'ye 1M derseniz EC. Neresi o EC? EC tamamı 3M olacak. O zaman şuraya 2M kaldı. Sonra ED'ye M derseniz N diyelim buna da. BD 3 olacak. Demek ki burası 2N. Şimdi bundan sonrası alan dağılımı yapacağız dostlarım. Şu ortadaki küçük üçgene A alanı dersek, şurayı çizdim bakın. K'ya A düştü. 2K'ya 2A düşer derim. Şuradaki N'e 2A düştü. 2N'e 4A düşer deriz. Sonra devam edelim. Başka şurayı çizelim bir de arkadaşım. Şurayı çizdim. N'ye A düştü. 2N'ye 2A düşer diyelim. M'ye 2A düştü. 2M'ye 4A düşer diyelim hemen. Şurayı birleştiriyorum. M'ye A düştü. 2M'ye 2A düşer diyorum. Ve K'ya A düştü. 2K'ya 4A düşer diyorum. Şimdi toplayalım. Şurada bakın ne var? 4, 2 daha 6A. Şurada 4, 2 daha 6A da buradan, şuradan da bir 6A geliyor. Yani toplam 18A, bir de ortası var, 19A çıktı ABC'ninki. Ortadaki de zaten A'ydı. Bunları sadeleştirince de 19 geldi sorumuzun cevabı. D iç teğet çemberin merkezi bir oran vermiş. Şu oranın hepsine biz bir 12K diyelim. 2 tane AB 12K ise AB 6K. 3BC 12K ise BC 4K. 4AC 12K ise AC 3K. Şimdi iç teğet çemberin merkezinden üçgenimin açıortayları geçiyordu. O halde bu 3 köşeden geçen doğru bizim açıortayımız. Açıortaylar çizildiğinde şöyle 3 tane üçgen çıkıyor ve bu üçgenler şu oranda dağılıyordu. Her biri gördüğü kenarın bir katı alana sahip. Bakın 3'ü gören 3A, 6'yı gören 6A, 4'ü gören de 4A olur dedim. Şimdi ABC'nin alanı 13A çıktı. Bölü DBC, DBC şurası yani 4A çıktı. 13 bölü 4 geldi sorumuzun cevabı. Hemen şuna bakıyoruz. DE paraleldir BC demiş. Bizden de KBC istemiş. Şimdi biz paralel iki doğru arasındaki üçgenin tabanını sabit tutup şu tepe noktasını tutup şöyle kaydırdığımızda artık bize sorulan üçgen, bakın buradaki üçgen oldu. Alanı aynısı oluyordu değil mi dostlarım? Alan kaydırma diyorduk biz buna. Köşe taşında güzelce öğrettik. Şimdi nereyi soruyor bize? KBC'nin alanını soruyor. 6 neresiymiş? AD şurasıymış 6 olan. Biz şurayı bulduk. Buranın tabanı 2. Şöyle mi yapsaydık? Bu tarafa mı kaydırsaydık keşke ya? Şöyle kaydırsam ne oluyordu? K'yı buraya kaydırsam bu üçgeni bulmuş oluyordum böylelikle. Ve bu üçgenin alanını... Evet, bu daha güzel oluyordu arkadaşlar ya. Öyle yapalım. Ya da bir bakayım. AB AC'ye eşitmiş. AB AC'ye eşitmiş. Yani o zaman ikizkenar diyorsa ona da gerek yok. Şimdi ikizkenar üçgende tabii 45 45 90 üçgeni. Buralarda 45 45. Burası 6. 8 ise burası da 8, burası da 2. Şimdi çok gerek kalmadı ona. Bu tarafa kaydırmamız da soruyu çözdürüyor bize. Bakın şuradaki 2 yüksekliği 8. 2'nin yüksekliği şu üçgende 2 tabanına ait yükseklik 8. 8 çarpı 2 bölü 2'den de alanımız 8 çıktı. Şuradaki üçgenin alanı 8. Alan kaydırdığımız için KBC de buna eşittir demiştik. 8 geldi. Evet, bunu bitirdik. Şimdi 9 numaralı sorumuza geçebiliriz. Hemen alalım 9 numarayı önümüze. AB 15, şurası 20. Bakın 15, 20, 25 üçgenidir burası. Onu bir söyleyelim ilk etapta. Başka neler yapabiliriz? 15, 20, 25 üçgeni tamam olduğuna göre şurayı görmedik. Alan BAD, BAD bu üçgenin alanı
BDC şu üçgenin alanına eşit. Tamam. Şimdi ben şuradan bir diklik indirsem. Şöyle. Bakın şuraya A, şuraya B dedim. Şurası A. Şu açımızda tamamıyla B oldu diyebiliriz. Şimdi benzerlersek burada 90'ın karşısında 15, burada 90'ın karşısında 20 var. Yani 15 bölü 20 çıktı. Şu büyük üçgenle şu küçük üçgenin benzerlik oranı. 5'e bölersem 3'e 4 gelir. Demek ki burada B'nin karşısına ben 3H dersem, burada B'nin karşısı yani şu uzunluk komple 4H olacak dostlarım. Burası 4H. Sonra şu üçgenin alanını bize, şu üçgenin alanı şuradaki üçgenin alanına eşitmiş. Şimdi bunların alanlarını yazalım gelin birlikte. Şimdi bu üçgenin alanı 3H çarpı 4H bölü 2. 3H çarpı 4H bölü 2 eşitmiş. Bu dik üçgenin alanı şuraya x dersem ben 4H çarpı x bölü 2'dir. E bölü 2'ler 4H'lar giderse x dediğimiz yer meğersem 3H'mış. Bakın 3H 4H o zaman burası mecbur 5H geldi. 3, 4, 5 üçgeninden. 5H 20 ise H 4. O zaman burası 12. Burası da 16 çıktı arkadaşlarım. Bunu da bulmuş olduk. Tamam. Buraya kadar her şey yolunda. Bizden ne istiyordu bu? DAC. DAC şu üstteki üçgenin alanını istiyor. Şimdi 4H 16. O zaman şurası da 12 geldi. 3H'tı burası. Şimdi şu üçgenin alanını bulalım. Kırmızı üçgenin alanını. Şuraya bulayım arkadaşlarım. Biraz daha yukarıya alayım. Kırmızı üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 12 çarpı 16 bölü 2'dir. E hocam bu mavi üçgen de bunun aynısı. Çünkü dik üçgen zaten ve 12 çarpı 16 bölü 2 ya da zaten eşit vermişti bize alanları. O zaman 2 ile çarparsam ben bunu bir bunun bir de bunun alanının toplamını bulmuş oldum. Yani ben şu dörtgenin alanını buldum. Ve bu dörtgenin alanından ola ki şu 15, 20, 25 dik üçgenini çıkartırsam ben geriye istediğim şu üçgenin alanı kalıyor dostlarım. 15, 20, 25 üçgeninin alanı 15 çarpı 20 bölü 2'dir. Şimdi şununla şunu sadeleştirdik. 12 ile 16'nın çarpımı 192 eksi. Şununla şunu sadeleştirelim. 10, 15 ile 10'un çarpımı 150 çıkartırsak da 42 kalır. Cevap Ceyhan'dan gelir. Evet, 10 numaralı sorudayız. AB BE'nin 3 katıdır diyor dostlar. BE'ye 1K, AB 3K olacak. Buraya 2K bıraktım. BD DC'nin 3 katıdır. M 3M dedim. Tamam, BD DC'nin 3 katı. Şimdi biz şöyle pratik bir yol öğrenmiştik. Şu üçgenin alanına bakın ne diyorum? 1K 3M çarpıyorum. 1 ile 3'ü çarpın 3. 3A yazıyorum bunun alanının içine. Şimdi büyük üçgene geldim. Bakın burası 3K, burası 4M. Çarpıyorum 3 ile 4'ü 12A yazacağım içine. 3'ü buradaysa buraya da 9A yazıyorum. Şimdi biz şu 3A'lık alanı bulabiliriz eğer istersek. Çünkü 3A'nın tabanı 4. Yüksekliği 3. O zaman 4 çarpı 3 bölü 2'den 6'dır. 3A 6 ise bize nereyi soruyor? A, B, C. 12A'yı soruyor. 3A 6 ise 12A bunun 4 katıdır. Yani 24. Evet. Şuna gelelim hemen. Alan AKC. Bakın şu üçgenin alanı isteniyor ve ben bu üçgenin sadece ve sadece iki kenarını biliyorum. Aklıma ne gelecek demiştim? Sinüs alan bağıntısı gelecek. Hemen bunların ikisinin arasındaki açıya A yazıyorum. Burası A, 90 ise buraya B diyorum. B 90 buraya da A yazıyorum. Ve şurada bakın 2 4 2 kök 5 demiştik. Dik üçgende öğrendik bunu. Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçüğünün kök 5 katıydı. 2 kök 5'i yazdım. Küçük olan 2 olduğu için. Şimdi aradığım üçgenin alanı sinüs alandan yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı kenarlarını çarpıyorum 4 ile 8 kök 5'i çarpı diyorum.
Aradaki açının sinüsü. Sinüs ne demekti? Karşı bölü hipotenüs. Sinüsü şu dik üçgenden bulacağım. Karşısı 4, hipotenüsü 2 kök 5. O zaman 4 bölü 2 kök 5 diyorum. Bakın bu kök 5'leri sadeleştirdim. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Şununla sadeleşsin. Geriye 4 kere 8, yani 32 kaldı. Evet, 12 numaralı sorudayız arkadaşlarım. ABC bir dik üçgen. 25'miş burası. 7, 24, 25 üçgenimiz var o halde burada. Demek ki şurası 24 olacak. Buraya da 9 kaldı. Peki, 7, 10, 15, 15. Tamam, verilenlere göre alan DBE. DBE. Şuradaki bölgenin alanı isteniyor bizden. Şimdi şöyle yapalım hemen. Bütün üçgenin alanını bulabiliyorum. Bakın 7 ile 24'ün çarpımının yarısı bütün üçgenin alanı. Hatta şöyle 12 diyelim. 84 geliyor tüm üçgen. Şimdi biraz da şöyle oran yazalım arkadaşlarım. Şurayı şöyle bir köşegenimizi çizdik. Şimdi 9'a 15, yani 3'e 5. O zaman şuna biz ne diyelim? 3A diyelim. Şuna 5A diyelim. Şimdi de 10 ile 15'i kıyaslayalım. 10'a 8A düştü. 10'a 8A düştüyse 15'e ne düşer diye soruyorum. Hemen 15 çarpı 8A bölü 10 düşer. 5'e bölü 2, 5'e bölü 3, 2'ye bölü 2'ye bölü 4. 3 kere 4, 12A da buraya düştü. Toplam 12, 8 de buradan. 20A'yı biz ne bulduk? 84 bulduk. Bizden DBE 5A'yı istiyor arkadaşlarım. Yani 20A'nın 4'e bölünmüş halini. O zaman 84'ü de 4'e bölüyorum. 21 geliyor sorumuzun cevabı. Evet, geldik 13 numaralı sorumuza. ABC'nin alanının en büyük değeri nedir diye soruyor. Bize dik üçgenin dik kenar uzunluklarını vermiş x cinsinden. Biz şunu biliyoruz. Şimdi alanın şu ikisinin çarpımının yarısı olduğunu biliyoruz. Yani 6 eksi x ile 2x eksi 4'ün çarpımının yarısı bizim alan dediğimiz şey. Ve bizden de bunun maksimum olmasını istiyor arkadaşlar. Şimdi tabii bu sorunun aynısını köşe taşında birkaç tane çözdük bunun aynısından. Bir daha tekrar edelim. Şimdi önce şu üst tarafı bir dağıtalım. 6 ile 2x'i çarpıyorum. 12x. 6 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 24. Eksi x ile 2x'i çarpıyorum. Eksi 2x kare. Eksi x ile eksi 4'ü çarpıyorum. Artı 4x bölü 2. İşte benden bunun maksimum olmasını istiyor. Hatta bir satır daha düzenleyelim mi arkadaşlarım? Eksi 2x kare artı 16x eksi 24 bölü 2 eşittir. Bunun maksimum olmasını istiyor. Peki arkadaşlarım, biz şimdi ne demiştik köşe taşında? Burası ikinci dereceden bir denklem ve parabol dediğimiz kısım arkadaşlarım. Ve parabolün en büyük değerini ya da en küçük değerini bulmamız gerekiyorsa K'yı soruyor demektir bize. K'yı da nasıl buluyorduk? Önce R'yi buluyorduk dostlarım. R'nin formülü şu. Eksi B bölü 2A. Şimdi B dediğimiz X'in katsayısı 16. O zaman eksi 16 oluyor. Bölü A dediğimiz X karenin katsayısı. Eksi 2. 2 ile de çarpıyorum. Eksi 4. Yani 4 geliyor. R 4. İşte bu 4'ü yerine yazdığımda alanın en büyük değeri çıkacak karşımıza. Hadi R yerine x yerine 4 yazıyorum. 4'ün karesi 16, ya da şurada yazalım direkt. Çarpımlarında değil de şu kısımda yazalım. Aynısı zaten. 4 yazıyorum. 6'dan 4 çıktı 2. 4 yazarsam 2 kere 4 8. 4 çıktı 4. Bölü 2, yani 8 bölü 2'den 4 geliyormuş alanın maksimum değeri arkadaşlarım. 13. sorumuzun cevabı da Adana geldi dostlar. 14'teyiz. Çok mu yukarı çıktık? Evet, çok yukarı çıktık. Şuna bakalım. Şimdi burada ne diyor? AG 5 tane GD'ye eşitmiş. Şimdi AG'ye 5K deyin diyor. Hemen 5K. GD 2K olacak diyor. Buna da 2K yazalım. O zaman şurası 6 eksi 2K. Şurası da 9 eksi 2K gelecek. Çünkü buranın tam 5K pardon. Çünkü buranın tamamı 9'du.
Buranın tamamı 6. Eşkenar üçgenmiş bunlar. E bakın burası 60, burası da 60 olduğu için bunun açıları ve büyüğünün açısı 60-60 olduğu için bu da eşkenar üçgen çıktı. O halde 6-2K eşittir 9-5K geldi. Buradan eksi 5K'yı buraya alırsak 3K, 6'yı buraya alırsak 3K eşittir 1 çıktı. K 1 ise 6-2'den buranın bir kenarı 4 geldi dostlarım. Şuradaki eşkenar üçgenin bir kenarı 4. Bize de bu eşkenar üçgenin alanı soruluyor ki eşkenar üçgenin alan formülü bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4'tü. 4'ün karesi 16 yapar. 16 ile de 4 sadeleşirse 4 kalır. 4 kök 3 çıkar sorumuzun cevabı. Şuna gelelim hemencecik. Bakalım bu ne diyor? 15. sorumuz. Paralellikler. Alan FBK yani şuranın alanıyla KGC şunun alanları. Şimdi bu paralelse arkadaşlarım biz paralel iki duvar arasındaki üçgenin alanını kaydırıyorduk bakın. Şimdi ben şunu tutup şu G noktasını şu F'ye getiriyorum. Şu üçgen şu hale dönüyor o zaman artık. Şu üçgen oldu arkadaşlarım. Ve bu üçgenle bunun toplamı da neymiş? 18. Yani şu 1K dediğim yere 18 düşüyorsa 2K dediğim yere şuranın tamamına 36 düşer. 36 ile 18'in toplamı 54 olur. Tüm üçgenin alanı. Bütün üçgenin alanı 54. Şimdi şuraya gelelim. Şu en üstteki üçgeni A dersek. Hocam bu da A oluyordu. Şunlara da AA demiştik. S, 3S, 5S diye giriyordu. Demek ki şu en alttaki dörtgenin alanı da 5A olacak. Yani biz 5, 3 daha 8, 1 daha 9A'yı 54 bulmuşuz. Demek ki A eşittir 6. Benden ne istiyor? F, D, H ve HEK. Yani şununla şunun 2A'nın toplamını istiyor bizden arkadaşlarım. 2A eşittir 12 yapar. Sorumun cevabı Ceyhan'dan gelir. Evet son sorumuzdayız dostlar. Hemen buna bakalım. 16 numaralı sorumuz. Şimdi diklikten diklik inmiş bir öklit yapısı geliyor insanın. Yapacağız da. Önce şu eşit kenarlara A diyelim. Şuraya da A. Şuna da B yazarsam bakın diklikten diklik indi. Yan kenarın öklitini yazıyorum. 12'nin karesi eşittir. Yakın parça A çarpı hipotenüsümün tamamıydı A artı B. Yani A ile A artı B'nin çarpımını biz 144 bulduk arkadaşlar. 144 eşittir A çarpı A artı B. Şimdi bizden şu üçgenin alanı isteniyor. Bu dik üçgen ve dik üçgenin alan formülü neydi? Dik kenarlarını yani A ile şu dik kenarımız ne? A artı B. A artı B'yi çarpıp 2'ye bölersem alanı buluyorum. Biz A ile A artı B'nin çarpımını 144 bulduk az önce. O zaman cevap 144 bölü 2'den 72 çıkıyor dostlar. Evet arkadaşlar bunu da böylelikle bitirdik. Şimdi bir sonraki videomuzda muhtemelen ikinci kitabımıza geçeceğiz artık arkadaşlarım. Çünkü birinci kitap bitti. Birinci kitabın bundan sonrasında üniversite sınav soruları var. Bir de farklı pencereden bakış diye bir başlıkta sorular var. Yani sorular var, çözümleri var dostlarım. Tabii biz buraya bakmayacağız. Sonuçta hepsinin çözümü yazılmış. Biz bir daha bu kısımla uğraşmayacağız dostlarım. Biz direkt ikinci kitaba geçiyoruz artık bir sonraki videomuzda. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.